Bu yaprak meselesi uzundur. Ta Adem'den bu tarafa kadar gelir. Ama bu tarafa gelen öbürküsü ağaçta. Yani rüzgarla gelmiş. Var ya hani Katarina kasırgası. Katarina Witt kasırgası. Böyle pişt 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 diye kaya kaya gelmiş. Allah Allah. Hadi hadi çok konuşmayın da toplayın şu yaprakları. Aa, mantar çıkmış burada. Hani bakayım. Ula benim ayağımdaki mantarlar olmasın. Pis şey. Ya sus be. Anam. Bunların ne güzel satısı olur lan. Ya oğlum yapma babacan. Zehirlidir oğlum onlar. Ya benden iyi mi bileceksin oğlum? Bunlar iyi huylu mantar. He. Benden söylemesi. Bak şahitsiniz ha. Şahit. Bozacının şahidi Sıracı işte. Hmm. Ula bu arada sen niye çalışmıyorsun? Bak ben de çavuşum ama çocuklara yardım ediyorum. Ya bana ne kardeşim? Hem sen ezik bir çavuşsun. Ulan eremezik yalancı. Oo, oğlum habere bakın beyler. Ne haberi be? Bizimkiler Irak'ta operasyon yapmışlar yine. Ah be, ben de orada olacaktım ki. Ya dur be, başlama yine komando hikayesine. Oğlum Lizmiz de gitmiş olabilir. Allah korusun ya. Ah. Bana değil ona vuracaksın. Sağlam ol. Ne var zoruna mı gitti? Görürsünüz lan. Levent üstü hemen dönsün. Konuşup bütün eğitimlere katılacağım. Çakı gibi asker olacağım namus. Gözün aydın o zaman. Yarın öbür gün döner Levent üstü. Sen nerede biliyorsun? Baksanıza operasyon bitmiş. Cin gibi adamlarsınız beyler. Bağlantıyı kuramıyor musunuz? Fırtına Üsteğmen, özel tim, Levent Üsteğmen'in aniden gidişi. Kafamızı karıştırdın sen babacan ya. Aman. Atıyor atıyor. Bir şey bildiğinden değil. İster inan ister inanma. Abi Ferit de operasyona gitti diyordu. Aman. Neyse ne. Dönsün de bir an önce yaprak toplamaktan kurtulalım ya. Vallahi öyle ha. Ya Levent Üsteğmen olsa böyle angaryalarla uğraşmazdık ha. Demek Levent Üsteğmen olsa ha. Ulan ne nankör adamlarsınız be. Ya yok komutanım. Siz yanlış anladınız. Biz şeyden bahsediyorduk ya öyle aramızda. Ha ya bu bizim Jumbo var ya. Ya yine çok ya, yemeye başladı ya. Şimdi hani Levent Üsteğmen olsa burada uzun uzun o kadar yiyemezdi. Yedi mi? Falan. Falan. İşte. Hadi hadi. Çok konuşmayın da işinize bakın. Hem nankör hem de yalancısınız be. Puh. Yazıklar olsun size. Aşk olsun. Oh. Oğlum ben Levent Üsteğmen'in postasıyım. Niye bu masayı hep ben siliyorum? Bana yıkmaya çalışıyorsan avcunu yalarsın. Allah. Rahat asker, rahat. Aman be kızım, ödümü patlattın. Ne yapıyorsun orada? Bir şey yapmıyorum. Oyun ha, hem de ordunun bilgisayarında. Sus Allah aşkına sus ya, bağırma. Askerliğimi yakacaksın şimdi. Aman iyi, ne yaparsan yap. Kimseye söylemezsin, değil mi? Akşam haberlerinde duymazsan iyidir. Acayip ödev verdiler, ne yapacağım bilmiyorum. Ya hem her gün kalk okula git. Bir de üzerine utanmadan ödev versinler. Okul hayatı zor şey kardeşim ya. Değil mi değil mi? Ya öyle böyle değil. Ben nasıl okurum tuğla gibi kitabı? Mesela sular seller gibi okuyabilirsin. Değişik bir yöntem. Mehmet. Ordu malı bilgisayarında oyun oynadığını bir duysalar. Kim duysa mesela Suzi? Ne bileyim. Mesela Albay duysa. Başın derde girer mi? Yok canım. Geliyor. Sen işine baksana be. Sız kız. Suzi. Yapmazsın değil mi ispiyonculuk? Hem biz arkadaşız zaten. Niye yapasın ki canım? Tabii Mehmetciğim. Arkadaşız. Hı. Arkadaşlar da birbirine yardım eder. Değil mi? Ama bu kitap çok kalın Suzi ya. Ben de öyle dedim öğretmene. Ama adam 720 sayfa yazmış. Neyse sular seller gibi okur özetini çıkarırsın artık. Yapılır mı bu ya? Aa ne var canım? Sen ödevimi yap. Kuşlar da Albay'a oyun oynadığını söylemesin. Hadi şekerim vaktimiz az. Öyle oyuna kaptırıp ihmal etme ödevimi. Şantajcı. Bir şey mi dediniz Ferit Bey? Yo. Şımarık mı üzerinde iyi duruyor yoksa şantajcı mı onu düşünüyordum. Sanırım altı şımarık üstü şantajcı. Altı üstü Suzi işte. Gıcık. Ferit. Gelmiş. Emredin komutanım. Odamın kapısını aç Ferit.
Emredersiniz komutanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz komutanım.